Rize'de yaşayan 45 yaşındaki Recep Topçu'ya 25 yıl önce kalp nakli yapıldı. Bir yıl önce de damar tıkanıklığı nedeniyle stent takıldı. Fakat bu kez de stent tıkanınca Türkiye'de bir ilk olan nakil kalbe koroner bypass yapıldı. Topçu bu yöntemle sağlığına yeniden kavuştu. Ara sıra bir bir ritim bozukluğu oluyordu. Fazla, fazla kale almadım. Nakil edilen kalbin ön yüzündeki damarda %90'lık bir tıkanıklık olmuş ve ondan dolayı da Kalbi durduğu için acilen stent uygulaması yapmış, yapmışlardı. Genç yaşta yakalandığı kalp rahatsızlığı peşini bir türlü bırakmıyordu. Kalp nakli dahi olmuştu, fakat şikayetleri devam ediyordu. Sağlığına dünyada sayılı hastalara uygulanan nakil kalbine koronel bypass yöntemiyle kavuştu. Hocamın yanına 950 hocamın yanına geldim. Orada damarın tamamen tıkanmış. Yani tamam da %20 bir açıklık olduğunu söylendi. Bypass'a karar verildi. Rize'de yaşayan 45 yaşındaki Recep Topçu 20 yaşındayken askerlik görevini yapmak için gittiği İzmir'de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp nakli yapılan Topçu'nun kalbi durdu. Yeniden hayata dönen hassaya stent taktılar. Fakat bu kez de takılan stent tıkanınca Topçu soluğu yıllar önce kalp nakli olduğu 9 Eylül Üniversitesi'nde aldı. The stent tekrar yapılsın diye düşünüyorduk ama e, stent olamayacağı hem damar ince hem de stent içinde böyle yumuşak tıkanıklıklar vardı. Sonuç olarak bypass kararı verdik. Detaylı olarak kasıktan pompaya geçip kahpahak çayır makinesine bağlayıp yapışıklıkları güzel açarak meme atar damarıyla ve bir safenvenle e, bypass yaptık. Bu e, Türkiye'de ilk ama dünyada da çok nadir yapılan bir e, işlem. Topçu yapılan bu müdahaleyle sağlığına yeniden kavuştu.